Merhabalar. Bugünkü dersimizde Scratch ile çizgi izleyen robot yapacağız. Bunun için giriş yaptıktan sonra oluştur sekmesine tıklıyoruz. Ve açılan sayfadaki kuklamızı siliyoruz. Daha sonra kuklalar kısmından çizim aracına tıklayıp çizgi takip robotumuz için bir alan çizeceğiz. Bunun için dolgu kısmını kapatıyoruz. Kenarlık kısmını ise 25 olarak ayarladıktan sonra buraya bir daire çiziyoruz. Çember, pardon. Çemberimiz bizim robotumuzun yolu olacak. Bu şekilde ayarladıktan sonra merkezi şöyle yapalım. Şöyle merkez noktasının örtüşmesini sağlayalım. Ardından ikinci bir çizim, yani ikinci bir kukla çizeceğiz. Bu kuklamız da robotumuz olacak. Şimdi robot için kareyi seçtim. Renk olarak dolguyu iptal edip renk. Şöyle koyu bir mavi alalım. Ve kontür kısmını boşaltalım. Evet, şimdi şuraya bir kare çizeceğiz. Kare seçilirken şöyle robotumuzun gövdesi hemen yan kısmına bir daire. Siyah tekerleri olsun şurada. Şöyle bir teker. Yok işaretine tıklayarak onun kopyasını çıkartalım. Kopyala ve yapıştır diyerek. Ve bunu diğer tarafa yerleştirelim tekerimizi. Şimdi robotumuza bir de sensör ekleyeceğiz. Çizgiyi algılayabilmesi için. Yine daireyi seçiyorum. Buraya bir daire oluşturdum. Şöyle kopyasını çıkartalım. Hemen ok işaretine tıkladım. Bakın kopyala dedim, yapıştır dedim. Ve iki tane sensörüm oldu. Çizgiyi algılayacak. Şimdi sensörümün bir tanesinin rengi yeşil olsun. Şöyle koyu bir yeşil elde ettik. Bunun rengi de kırmızı olsun. Şimdi hepsini seçili hale getiriyoruz. Ve şu ortadaki merkez noktanın, robotun şu orta merkez noktasıyla örtüştüğüne dikkat edelim. Şu şekilde yerleştirdik. Evet, şimdi robotumuzu konumlandıralım. Şuradan başlasın. Ve kod bölümüne geçelim. Olaylar sekmesinden yeşil bayrağı tıklandığında robotumuz şöyle buraya alalım. Hangi konumda bakalım? Evet, X 11, Y 135 konumunda. Buradan başlasın. Başlangıç burası olsun. Ve burada 90 yönüne yönelsin. Yani yöne, o yöne baksın.
Daha sonra sürekli tekrarlanması gereken bir işlem yazacağız şimdi. Sürekli hareket etmesi için ileri git 10 adım yazıyor burada. Biz bunu biraz küçültelim, 5 adım gitsin. Ve kontrol sekmesinden eğer ise değil ise bundan 2 tane alalım. Şimdi eğer robotun bu yeşil sensörü siyah çizginin üzerine gelirse o zaman robot hafif sola dönüş yapsın. Bunu da algılama kısmından bu renk değiyor ise şimdi bakalım yeşil renk buradaki yeşille aynı olması için şurada çıkan simgeye bir kere tıklıyorum. Ardından yeşilin üzerine bir kere tıkladığımda bakın buraya bu yeşil renk geldi. Yeşil renk neye değdiğinde? Siyaha değdiğinde. Tekrar simgenin üstüne tıklayıp siyaha tıklıyorum. Yeşil renk siyaha değdiğinde hafif sola dönüş yapsın. Şu şekilde dönüş yapsın ki çizgiyi takip edebilsin. Sola dönmesi için şuradan 15 derece sol simgesine bunu 3 derece dönsün. Hafif bir dönüş yapsın. Daha sonra kırmızı eğer siyahın üzerine gelirse siyah çizginin şuraya tıklıyoruz yine. Simgemizi alıyoruz. Ve kırmızının üzerine tıkladığımız zaman buraya kırmızı renk geldi bakın. Yine kırmızı siyah rengin üzerine gelirse damlalığın üstüne tıkladım. Siyaha tıkladım. Siyah rengin üzerine gelirse bu defa da sağa dönsün. Sağa 3 derece dönsün. Evet, şimdi bir test edelim bakalım. Evet, çizgiyi şu anda takip ediyor. Oldukça da hızlı gidiyor. Dönüşünü biraz daha hızlandırabiliriz. 5 derece yapalım bakalım. Evet, daha hızlı yol alıyor şu anda. Bu şekilde siz de kendi çizgi takip robotunuzu hazırlayabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.